Selamun Aleyküm Yeni Asya Gazetesi Euronews TV izleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Programımızın konuğu Yeni Asya Gazetesi Medya Grup Yönetim Kurulu Sekreteri Sebahattin Boyacı. Sebahattin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cenk kardeşim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hizmetler inşallah konuşalım bu sohbetimizde, bu söyleşimizde Sabahattin Bey. Şimdi hizmetin tabii herkesin bazı kavramlardan anladıkları var. Demokrasi gibi, laiklik gibi, cumhuriyet gibi herkesin kendine göre bir tanımı var. Hizmet deyince ne anlamamız lazım? Risale-i Nur penceresinden baktığımızda ve hususen de tabii Yeni Asya ismetlerini düşündüğümüzde ayrı bir parantez açmamız gerekecektir. Hedefleri nedir? Amaçları nedir? Nasıl özetleyebiliriz? Buyurunuz efendim. Şimdi tabii bunu şahıs olarak bütününü dile getirmek çok zor. Ama biz Risale-i Nur açısından baktığımızda Risale-i Nur bir iman kurtarma hizmetini esas almaktadır. Risale-i Nur öncelikle imani hakikatleri ilmi olarak izah etmiş ve Kur'an'ın manevi bir tefsiri olarak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından yazılmıştır. İlhamen yazılan hakikatlerdir. Milletin imanına hizmet için bir organizasyon söz konusudur. Tabi Yeni Asya cihetinden alırsak biz Yeni Asya'yı Risale-i Nur'un medyadaki dilidir diye tanımlıyoruz. Bütün dünyaya ulaştırmak için Risale-i Nur hakikatlerini Yeni Asya'yı kullanıyoruz. Yeni Asya bu amaçla Zübeyir Gündüzalp abimizin çabalarıyla ve işaretleriyle kurulmuştur. Ve gönül veren bütün nur talebeleri, kardeşlerimiz ve abilerimizin sayesinde de günümüze kadar gelmiştir. Hani Yeni Asya bütün çabasıyla, bütün hedefleriyle Risale-i Nur'un neşrine hizmet etmektedir. Risale-i Nur'un anlaşılması, Risale-i anlaşılması, aleme duyurulması onun en büyük hedefidir. Evet. Tabii iman Kur'an hizmeti. Hizmet deyince değil mi? İnsanların dünyevi vecine değil de asıl birinci derecede ahiret noktasında kainattaki en yüksek hakikatin iman olduğunu düşünürsek aslında hizmetin direkt iman hizmeti olduğunu söyleyebiliriz değil mi? İmanı kurtarmak hizmeti. Elbette ki yani. Evet. Birinci derecede en mühim vazifesi iman hakikatlerinin ilmen izahıdır. İman hakikatlerinin herkese ulaşmasıdır. İman hakikatlerinin ilmi şekilde yerleşmesidir. Kafalardaki bütün soruların izahıdır. Ama tabii ki bunun yanında Risale-i Nur'un sadece imani noktada değil, içtimai noktada da ve İslami noktada da alem-i İslam'a bakan yönünde de vazifeleri vardır. Bunu Üstad Hazretleri laikalarda üç mühim vazife olarak atfetmektedir. Ama en birincisi iman hakikatlerinin ilmen ispatıdır. Ve herkese ulaştırılmasıdır. Birinci ve en mühim vazifesi budur Risale-i Nur'un. Evet, yani şey de var değil mi? Yeni Asya parantezini açtığımızda hemen medyadaki dili diyoruz. Yani farklı fraksiyonlar var Risale-i Nur'la alakalı ama gazetesi olan medyası anlamında sadece Yeni Asya'nın olduğunu görüyoruz. Gazete hizmetler noktasında nasıl bir avantaj sağlıyor? Şart mıdır? Zübeyir abiyi de düşünürsek 50 yıllık değil mi? Bir geçmişi var. Bu 50 yıllık süreci şöyle bir değerlendirdiğimizde medyada olmanın imani, Kur'ani hizmetler noktasındaki sağladığı avantajları nasıl yorumlayabiliriz? Başta da belirttim hani tek başımıza şahıs olarak bunları tadad etmek çok mümkün değil. Bir cemaat işidir. 50 yıllık bir geçmişi vardır. Her dönemde farklı fonksiyonları icra etmiştir. En mühim fonksiyonu da yine Zübeyir abimizin işaret ettiği gibi el kadar da olsa, lahana yaprak kadar da olsa bir gazetemiz olmalıdır. Tezinden hareket ederek. Çünkü o günlerde Risale-i Nur'un aleyhinde olan her şeyi piyasaya sürüyorlar ama lehinde olan hiçbir şeyi kamuoyuna duyurmuyorlar. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Zübeyir abimiz, devamında bütün abilerimiz ve
Zübeyir abinin yanında yetişmiş kahraman Kutlar abimiz bu yolda en büyük fedakarlığı göstermiştir. Bilhassa Yeni Asya'nın bugünlere gelmesinin en büyük emek veren kahramanı Kutlar abidir. Yani onun hakkını kimse ketmedemez. Çünkü hem cesurdur, hem imanlıdır, hem de çok kararlıdır. Zübeyir abinin yanında çok kalmıştır. En mühim özelliklerini Zübeyir abiden devralmıştır. Onun vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hizmeti kanalize etmiştir. Allah hayırlı ömür versin inşallah, sağlıklı ömür versin. Hala başımızdadır. Allah eksik etmesin diyoruz yani. Amin. Allah razı olsun. Şimdi tabii hizmetlerin de bir sistematik hale gelmesi lazım. Yaşadığımız sorunların da çözümü noktasında. Zübeyir abi sanıyorum 1967 yılında hizmet rehberini derlemesini abilere yaptırıyor. Böyle bir ihtiyaç nereden doğdu? Yani hizmet rehberi sistemimizin bir adı mıdır? Hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir adım atıldı? Neler söyleyebiliriz Sabahattin Bey? Yani şimdi onu anlatan abilerden dinlediğimiz kadarıyla söyleyebiliriz. Yoksa birebir şahit olanlardan birisi değilim ben. Fakat hizmet rehberi dediğimizde Risale-i Nur'un hizmet şeklini esas alan bir rehberdir. Ve Zübeyir abi uzun bir emek vererek Risale-i Nur'u sayfa sayfa tekrar tekrar okuyarak ve hizmete müteallik bölümlerini derc ederek ortaya çıkardığı bir eserdir. Hizmet rehberi demek Risale-i Nur'un rotası demektir. Hizmet rehberi demek Risale-i Nur'un ihlası demektir. Hizmet rehberi demek her sahada Risale-i Nur'un etkinliğini öne çıkarmak demektir bana göre. Yani hizmet rehberi dediğiniz zaman sanki böyle nedir? Rotadır. Sanki direksiyondur. Sanki lokomotiftir. Sanki yön belirleyici pusuladır. Evet. Evet tabii çok ilginç bir hatıra var Sait Özdemir abiden. Onu okumak isterim. Hizmeti düşünmeyin diyor. Son tavsiyesi, son nasihatı. Cenab-ı Hak en muhaliflere bu hizmeti yaptıracak. Sizin düşüneceğiniz uhuvvet, muhabbet, iddia, tesanüttür. Şimdi bu dört kavramı inşallah ilgili hizmet rehberinden de açılımlarını rica edeceğim ama hizmetten önce düşünmemiz gereken sanıyorum Üstadın da bu tavsiyesi noktasında uhuvvet, kardeşliğimiz, muhabbet, birbirimize olan sevgimiz, iddiatımız ve tesanütümüz. Bunlar hakkında ne demek lazım? İlk önce bir ferdin inşası lazım, değil mi? Bu ferdin inşası da muhabbet üzerine, tesanüt üzerine, ittifak üzerine olmalıdır diyebilir miyiz? Yani şimdi Risale-i Nur'a baktığımızda evvela ihlas düsturları gözümüze çarpıyor. Uhuvvet düsturları gözümüze çarpıyor. İhlasta mesela Üstad Hazretleri diyor ki amelinizde rızayı ilahi olmalı. Şimdi Allah rızası için yola çıktığınızda hedefinizde ne var? Allah'ı razı etmek var. Peki Allah sizden ne istiyor? Kendi emirlerini İlahi Kelimetullah diye adlandırdığımız emirlerini yeryüzünde ilan etmek istiyor. Biz tek başımıza ilan edemeyiz. Ama bir cemaat olarak Risale-i Nur hakikatlerini hazmedip kendi dünyamıza yerleştirip lisan halimize çevirdiğimizde ne yapacağız? Uhuvvetle yani kardeşlerle tesanüt ederek her zorluğun üstesinden gelerek herkese ulaşarak şimdi siz ne kadar kabiliyetli olursanız olun kaç kişiye ulaşabilirsiniz? Sizin Cenab-ı Hak tarafından verilen özellikleriniz var ama her insana hitap edemiyorsunuz. Her kesime hitap edemiyorsunuz. Ama bütün kardeşler uhuvvet ve muhabbetle birliğini, beraberliğini sürdürebilirse herkeste olan kabiliyetler o kabiliyetleri kullanan herkese ulaşabiliyor. Bir de sizin Allah rızası için birlik, beraberlik yaptığınızı görenler teslim oluyorlar. Mesela bunlar ticaret için bir araya gelmemişler. Menfaat bölüşmüyorlar. Dünyevi hiçbir maksatları yok dendiğinde ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Böyle bir şey arıyoruz zaten diyorlar. Ama siz din dersiniz, iman hizmeti dersiniz, bir takım menfaatlerinizi öne çıkarırsanız illet bunu en kısa zamanda fark edecektir yani. Bir de şimdi madem Allah rızası için çalışıyorsunuz, niye birbirinizle uğraşıyorsunuz diyecekler. O yüzden birbirimizin tesanüdü, ittihadı ve muhabbeti çok önemli.
Demin Said abi'den naklettiniz. Ben de duydum o hadiseyi. Bir beldede abiler arasında böyle bir şey çıkıyor. Daha doğrusu sen daha iyi yapıyorsun, ben daha iyi yapıyorum. Bu yol şöyledir, bu yol böyledir gibi. İşte orada da belirttiğiniz gibi üstadımız diyor ki kardeşim, bak sizin hizmetinize ihtiyaç yok. Hizmeti Cenab-ı Hak yapar, yaptırır. Risale-i Nur sizden İttihat ve tesanüt istiyor. İttihat ve tesanütten başka sizin yapacağınız bir şey yok. Çünkü neden? Ehli iman onun peşinde, bunun peşinde giderek ne yapmış? Dağılmış. Ona bakıyor farklı, buna bakıyor farklı, görünce tereddütte kalıyor. Ama siz Salih-i Nur hakikatlerini okuyup ve ittihatla, muhabbetle yaşadığınızda sizi birlik ve beraberlik içinde görenler teslim olacak. Aradıklarını sizde bulacaklar diye. Bir de mesela şualarda geçen bir ifade var mektupta. Onu oradan okumak da mümkündü. İttihat ve tesanüdü diyor halisane gözeten kardeşimiz, meal olarak söylüyorum, bir veliden fazla makam alıyor. Yani şimdi veli olacaksınız. Ne yaparak veli olursunuz? Takvada, ibadette, ondan sonra seyri sülükte gibi hadiseler var. Ama bakın orada o velinin aldığı makamın daha üstü var. Kim çıkıyor buraya? Müslümanlar arasındaki iddiat ve tesanüde halisane çalışan ihlaslı kardeşler çıkıyor. O zaman burada demek ki Allah'ın muradı birlik, beraberlik ve kendi rızası için çalışanları öne çıkarıyor. Benim için çalışsın yeter diyor. Yani sabaha kadar akşama, zaten siz onun için çalışınca ne yapacaksınızdır? Takvayı esas alacaksınızdır. Emirlerine uyup nehirlerinden uzak duracaksınızdır. Yani bir nur talebesi iddiat ve tesanüde esas aldığı zaman aynı zamanda takvayı öne almış oluyor. Cenab-ı Hakk'ın emrini de yerine getirdiği için inşallah herkese de örnek oluyor diye ben algılıyorum. Ama buradan öteden mesela bizim Yenasya olarak yıllardır emek verdiğimiz bir sistem var. Bu sistem niye öne çıkıyor? Çünkü sistemsiz ne yapacaksınız? Şahıslara bağlı olacaksınız. Şahıs gittiği zaman ne yapacaksınız? O sistem bitti, bir başka sistemin peşine geçeceksiniz. Fakat sistem kurduğunuzda ve her sisteme giren o sisteme uyduğunda şahıs gitse de ne yapacaktır? Gelenler aynı sisteme uyacağı için bir otorite boşluğu olmayacaktır. Aksi takdirde şahsa bağlı hizmetlerde o şahıs gidince yerine geçenler, geçmeye çalışanlar rekabete giriyor. Rekabet ihlası bozuyor. Ve sistemde ne oluyor? Yerleşmemiş oluyor. Bir sistem dediğiniz zaman herkes o sisteme uyacak. Yoksa sistemi kendinize uydurmaya kalkarsanız yine olmaz. Çok önemli bir nokta Sabahattin Bey. Bu konuyu biraz açmamız lazım. Yani aslında ülkemizin de belki İslam aleminin de en sıkıntılı olduğu nokta. Yani bir sistemden mahzun, bir şahsı maneviden daha doğrusu mahzun. Yani bunu siyasi partilerde de görüyoruz. Şahıs üzerine o lider gitti mi parti dağılıyor. Cemaatlerde görüyoruz, o şeyh gitti mi onun tarikatı veya cemaati dağılıyor. En küçük sivil toplum kuruluşlarda, böyle derneklerde bile görüyoruz. Bir şahıs başlatıyor, o şahıs gittiğinde o dernek de dağılma noktasına geliyor. Ama az önce vurguladığınız nokta çok önemli. Bir sistemimiz olursa Ahmet veya Mehmet, Ali veya Veli değil mi? Herhangi bir şahsın orada herhangi bir şeyi yok, fonksiyonu olmayacak. Bir şahsı manevi içerisinde erimesi, bu da ciddi bir sistemi belki kurallarıyla değil mi tanımlanması lazım. Yeni Asya bunu ne ölçüde başardı 50 yıllık süreç içerisinde? Yani çok dediniz ya emekler verildi Zübeyir Çizgi'den, Mehmet Kutlular abinin çok ciddi emekleri olduğunu biliyoruz. Ve en küçük, ben Yalova'da yaşıyorum, her şeyimiz meşveretle. Yani meşveret sisteminin, şura sistemlerinin de işlerliğinin sanıyorum kazanılması lazım. Neler söylemek istedim? Bu konu önemli bir konu. Biraz açabilir miyiz? Bunu şöyle dillendirsek daha iyi. Evet, sistem diyoruz. Herkesin bir sistemi var. Ondan sonra demokrasi diyoruz. Demokratik sistem diyoruz. Ondan sonra STK diyorsunuz. Onun bir sistem var. Ama bizim Yeni Asya'nın kurmuş olduğu ve itina ile kurmuş olduğu sistem bunlardan farklı. Bir kere meşverete dayanacak. Hiçbir şahıs öne çıkmayacak. En küçük beldeden dünyanın
tamamına kadar içine alan bir sistem, ama şurayı esas alarak, seçimi esas alarak gelen bir sistem. Mesela diyelim en küçük beldede 3-5 kişi var. Onların oluşturmuş olduğu bir meşveret sistem var. Eğer sayı fazlalaşırsa temsilcilerini seçimle belirliyorlar. Her iki senede bir o belde kendi temsilcilerini seçiyor. Beldeler seçtikleri temsilcilerin 1/3'ünü bir üst beldeye, bir üst meşveret grubuna gönderiyor. O yine 1/3'ünü bir üst meşveret grubuna seçiyor. Her kademesinde seçim var. Yani en küçük mahalleden en büyük metropole kadar ve Türkiye'ye kadar her safhasında, her basamağında seçim var. Yani atamayla hiçbir yere gelen hiç kimse yok. Mesela diyelim seçim var. Plan da olsun, filan abinin yakını da olsun gibi bir sistem biz hiç kurmadık ve kabul etmiyoruz. Referansa dayalı hiçbir şeyimiz yok. Gönül veren, bizim bütün eserlerimizi, gazetemizi, dergilerimizi takip eden, Yeni Asya hizmetine gönül veren kardeşlerimiz toplanıyorlar. Ve tabii orada belli oranlar var. Sistem kitapçığında bunlar yazılı. O kadar temsilcilerini gizli oy, açık tasnifle seçiyorlar. Ve bunlar 2 yılda bir değişiyor. Yine seçimle değişiyor. Ne yapıyor şimdi mahalleden temsilci seçilerek? İle gönderiyor. İl temsilci seçerek bölgeye gönderiyor. Bölge temsilcilerini seçerek ve illerde bir de İstanbul Büyük Meşveret temsilcisini seçerek gönderiyorlar. Ve 6 ayda bir Büyük Meşveretimiz, Umum Meşveret diyoruz ona, Umum Meşveret heyeti 6 ayda bir İstanbul'da toplanıyor. Ama bütün bu Umum Meşveret'in üyeleri de alt kademeden itibaren seçimle belirleniyorlar. 2 yılda bir bunlar da değişiyorlar. Yine seçimle değişiyorlar. Yani nedir burada demokrasinin esası seçmekse, seçtiğiniz sizi temsil ediyorsa bunun en mükemmel şekli yanasıya da görüyoruz yani. Ha diğer cemaatler demokratik değil mi, ona girmiyoruz. Çünkü her cemaat kendisini anlatsın derim ben. Her cemaat kendisini tarif etsin. Ben haddimi aşarak şu cemaat şöyledir, bu cemaat böyledir dersem bu uygun bulmam ben bunu. Çünkü her cemaat kıymetlidir. Her cemaatin ihlası kendine göre çok değerlidir. Ve biz o cemaati kardeş biliriz. İman hizmeti yapan cemaati kardeş biliriz. Dua ederiz. Onların da dualarını isteriz. Ama biz bize bakan yönünde bu işi en küçük mahalleden ta Türkiye Umum Meşveretine kadar seçimi esas almışız ve seçimle meydana getirmişiz. Böyle bir mükemmel sistemi inşallah ilk defa Yeni Asya akledip Zübeyir abinin de devamında Kutlar abinin rehberliğinde böyle bir sistemi akledip şimdiye kadar da getirmiştir elhamdülillah. Ha bu sistemde ihtiyaca cevap vermeyen yerler olur mu? Olur. Zamanın ihtiyacına göre değiştirilecek yerler olur mu? Olur. Ama bunlar da yine nasıl değişiyor? Bir sistem komisyonu kurmuşuz. O sistem komisyonuna ihtiyaç olan madde gidiyor. Orada şekillendikten sonra umum meşverete geliyor. Umum meşverette okunduktan sonra eğer orada kabul görürse sistem kitapçığına giriyor. Yani siz 5 kişiden oluşan bir sistem komisyonu kurmuşsunuz. Onların yazıp çizdikleri sisteme girmiş, ona uyuyorsunuz değil. O komisyonun getirmiş olduğu her madde, her husus umum meşverette. Türkiye çapında seçimle gelen abi ve kardeşlerimizin oluşturduğu umum meşveret heyetinde görüşülüyor. Oradan eğer kabul görürse sistem kitapçığına geliyor. Kabul görmezse girmiyor. Böyle mükemmel bir sistem. Şimdi bir kişi değilsiniz, 2 kişi değilsiniz, 1 belde değilsiniz, 2 belde değilsiniz. Ve bu sistem öyle bir şey ki mesela temsilcileri, umum meşveretin temsilcileri nedir? Türkiye'den var, Avrupa'dan var, Avustralya'dan var, dünyanın her tarafından var. Nerede bir Yeni Asya gönüllüsü var, Yeni Asya gönüllü hizmeti var, orada mutlaka bir meşvereti var, bir seçimi var ve kademe kademe umum meşverette kadar da temsil edilmesi var. Evet, yani bu
ileri demokrasi gibi, yani meşveret dediğimiz, şura dediğimiz şeyler değil mi? Ve Ya demokrasi olarak tarif etmeyelim istersek bunu. meşrutiyet mi diyelim ya, bilmiyorum. Öyle de Doğru. demeyelim. Şimdi bir defa zamana göre bunların isimleri değişebilir. Değişir, evet, Yani doğru. mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bunun şartlarını nasıl koymuşsa, Evet. Hulefai Raşidin bunu nasıl yürütmüşse, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de o Hulefai Raşidin'in devamı olarak sünnet-i seniyye esasına dayalı bir sistemi bize tavsiye ediyor. Bakın Risale-i Nur'u gözden geçirdiğinizde her satırı ya ayet tefsiridir ya hadis tefsiridir. Mutlaka içtimai kuralları ihtiva eden laikalar da sünnet eksenlidir. Resulü Ekrem Aleyhisselam hadis-i şeriflerinin doğrultusunda tavsiyelerdir yani. Bediüzzaman hiç kendisinden bir şey konuşmamıştır. Kendi karihasıyla, kendi ilmiyle, kendi yetisiyle bize hiçbir tavsiyede bulunmamıştır. İlla bir ayetin, illa bir sünnetin, illa bir hadis-i şerifin doğrultusunda Risale-i Nur'ları teşkil etmiştir. Oradan geldiği için de çok sağlamdır. Yani şurada şunu güzel bulduk, şurada şunu güzel uyguladık, hadi bunu adet haline getirelim diye bir şey yoktur. Allah Resulüne emretmiştir. O güzel yaşamıştır. En güzel ahlak, en güzel şey ondadır. Meşveret de ondadır. Biz onu tevarüs olarak almışız. Kıyamete kadar da götürmeye inşallah ahd etmişiz gibi bir hal var ortada. Evet, Allah razı olsun. Şimdi hizmet rehberinde 7 tane bölümden oluşuyor. En uzun bölümü de Nur Talebelerin Hususiyetleri adlı bölüm. Birkaç bölümünü özellikle pasajlarını okuyarak yorumunuzu rica edeceğim. Şahs-ı manevi dedik, meşveret dedik, şura dedik. Sanıyorum bunun önündeki en önemli engellerden biri çağın da hastalığı olarak nitelediği üstadın enaniyet. Enaniyet yani şahısçılık, bencillik. Bizi engelleyen, kardeşliğimizi belki engelleyen bir hususiyet. Üstad Hazretleri de bu noktalara önemli bir temas geçiyor. Bir başlık enaniyeti en büyük tehlikelerden biri olarak bilmekte. Şöyle bir pasaj var. Diyor ki, gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehli hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri buz parçası olan enaniyetlerini şahs-ı manevide ve havz-ı müşterekte erittiklerinden inşallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Şu alarda geçiyor. Şimdi fırtınalar gelecek. Yani muzır maniler çok olacak hayırlı işlerde. Sorunlar olacak. Burada da Üstad Hazretleri dehşetli bir enaniyetten bahsediyor ve bunun çıkma kaynağı olarak da gaflet ve dünya perestlik olarak ifade ediyor. Ne diyebiliriz? Çağın hastalığı aslında kanser veya koronavirüs değil, enaniyettir desek herhalde yeridir. Buyurunuz. Ya ben hep belirtiyorum. Yani bu sorulara şahıs olarak cevap yetiştiremezsiniz. Benim kariham veya herhangi bir şahsın karihası bu soruları mükemmel cevaplayamaz. Ama bir cemaat olarak, yaşantımız olarak bu soruların bütün cevapları verilebilir. Şimdi tabii enaniyet diyoruz. Enaniyet dediğimiz zaman hep benlik olarak değil, bazen de ön almak gibi de karşımıza geliyor. Diyelim kardeşinizden gidiyorsunuz. Peygamberimiz ne diyor? Bir yola çıktığınızda iki kişiyseniz birisi lider olsun diyor. Üç kişiyseniz birini lider seçin diyor. Lider demeyelim de yani nedir? Yol gösterici seçin. Her kafadan bir ses çıkmasın manasıdır bu. Hani temsilciyi seçeceksiniz ki seçtiğiniz sizi temsil edecek. Yani seçmeden ben yapıyorum, bana tabi olun gibi bir mana gelirse bu enaniyet oluyor. Şimdi çocuğunuza bile bir şey üst üste iki defa söyleseniz sizi dinlemekten sıkılıyor. Boğazın öyle bir özelliği var ki nasihat bile damara dokunur olmuş. Eskiden birisi nasihat etse de ben düzgün hareket etsem, birinin duasını alsam da sevap kazansam gibi ifadeler vardı. Ama bu asırda öyle değil. İnternet gibi bir şey var. Elinize atıyorsunuz, her soruya cevap alıyorsunuz. Ama bu sorular doğru ya da yanlış. İnsanlar bir şekilde artık bir karizma aramıyorlar. Karizmadan sanki böyle kaçma gibi,
nefret etme gibi bir duruma gelmiş. Siz eğer ben biliyorum, beni dinleyin diye çıktığınızda etrafınızda kimse olmayacak. Şimdi hem hizmetin içindesiniz, hem hizmeti ben biliyorum dediğiniz zaman bu hizmet sizin babanızdan tevarüs etmedi. Siz bunu sülalenizden miras almadınız. Niye ben biliyorum diyorsunuz? Bir kere bu hizmet Risale-i Nur külliyatından kuralları olan bir hizmettir. O zaman oradan aldığınız özellikleri öne çıkaracaksınız. Ben yapıyorum diye değil. Böyle yapılması icap ediyor ve biz yapıyoruz diye geleceksiniz ki biz çoğalacak. Ben dedikçe bölünecek, ben dedikçe etrafınızda sizi sevenler daha çok menfaati olanlardan oluşacak bile. Yani niye seni seveyim ben yani? Durduk yerde niye seni seveyim? Senin neyine hayran olduğumda gelip etrafında dolaşayım. Ama sen diyorsun ki gelin bir hizmet yapalım. Herkes hizmet yapalım deyince bu hizmetin esasları nedir? Risale-i Nur'daki esaslardır. Bunu Zübeyir abi hizmet rehberi toplamış. Külliyatın her tarafından bir yere getirmiş. Onları okuyarak ve herkes uyarak eğer hizmet edersek ne olur? Ben öne çıkmıyorum. Mesela üstadımız diyor ki biz imamlık şerefini kardeşimize bırakırız diyor. Ya herkes bu duyguyu yaşasa imam yapacak adam bulamazsınız. Belki kurayla imamlık yapacaksınız. Ama burada da tabii yine bir ölçü var. İşlerinde okuması düzgün olan, kıraati düzgün olan gibi şeyler öne çıkıyor bu sefer. Ama bizde o da yok. Yani illa ben imam olayım, benden başkası yapamaz kim derse o sanki böyle bir şey görüyor. Öteleme gibi bir duyguyu ihsas ediyor. Onun için hani okuduğunuz yeri devamında da üstad diyor ki gıpta damarını tahrik etmeyin. Yani o kadar ince ki gıpta damarını tahrik etmeyin. Yani hiç kimse keşke ben de bunun gibi olsam demesin. Ya sen öyle görünüyorsun ki adam sana imreniyor. Bu da yok misalinizde. Bir başkasına imrenmek de yok. Bir başkasını kendine imrendirmek de yok. Yani kendini beğenmişlik yok. Kendini öne çıkarmışlık yok. Ama gizli de olsa bak ben senden mükemmel yapıyorum deyip o arkadaşı, o kardeşi ben de böyle yapsam diye duyguya sevk etmek de yok. İnce bir çizgi. Evet, yani bu ince çizgiyi de kullanmak isteyen ehli dalalet var. Üstad Hazretleri bu noktada da bizi uyarıyor. Diyor ki ehli dalaletin tarafgirleri enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim, dikkat ediniz, sizi enaniyette vurmasınlar. Onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki şu asırda ehli dalalet eneğe binmiş, dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak bil mecburiye eneği terk etmekle hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa madem ki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefis perest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber etrafında toplandığımız hizmet-i Kur'aniye eneyi kabul etmiyor, nahnu istiyor. Ben demeyiniz, biz deyiniz diyor. Yani devir ben değil biz deme ve şu cümle önemli herhalde. Yani haklı dahi olsak bu noktada hakka karşı bir haksızlık olduğunu vurguluyor. Neler söyleyebiliriz? Yani en tehlikeli damar, en zayıf damar ve yani ehli tarafgir, ehli dalaletler de burada bir yol bularak hizmeti belki hizmetteki fertleri parçalamaya çalışıyorlar. Yani tabii ki insanız, imtihandayız, duygularımız var. Şimdi insan duygularını nasıl kontrol eder? Bilgisiyle, ondan sonra kazanımlarıyla kontrol eder. Siz kazanımlarınızı ben merkezine çektiğiniz zaman kontrol edemezsiniz. İlla öne çıkmak istersiniz. İlla kendinizden bahsetmek istersiniz. Ama Risale-i Nur'u okuduğumuz zaman Üstad Hazretleri ben demeyiniz, biz deyiniz dediğinde ben yokum. Ben yok olduğum zaman varım. Ben dediğim zaman bir başka kardeş de kötü örnek alıp ben der. Yani şimdi burada abilik diye bir şey de var Risale-i Nur'da. Eğer diyor faziletliyse nurcuların abisi olsun diyor. Bu abilere o kadar çok fonksiyon düşüyor ki abilik yaparken benim gibi olun demek doğru değil. Bak ben bunu böyle yapıyorum siz de benim gibi yapın doğru değil.
Arkadaşlar bu yapılacak. Bunu Allah için yapacağız. Kim bunu yapsa Allah için yapacak. Kim yapsa üstadın tavsiyeleri doğrultusunda yapacak. Kendi hesabına yapmayacak. Hizmet hesabına yapacak. Dediğimizde ne oluyor? Bir vebal de geliyor yani. Eğer yanlış yaparsam bunun vebalini kim kaldıracak ya? Tamam ben dediniz. Ben daha güzel yapıyorum dediniz. Herkes de size imrendi. Size de bir muhabbet oluştu. Yani şimdi sevenler çok olduğu zaman siz makbul bir hizmet yapmış olmuyorsunuz. Bakın bir hatıra canlandı. Sadullah Nutku abi rahmetli çok sevilen bir abiymiş. Çok seviliyormuş hakikaten. Hem doktor hem güzel hitap ediyor hem yumuşak huylu hem çok muhabbetli herkesi kucaklıyor. O kadar çok sevilmiş ki Sadullah abi bu ortama geldiğinde herkes onun etrafında toplanmaya başlamış. Şimdi ben Sungur abiden birebir dinlediğim için bunu nakledeyim. Sadullah abi bir trafik kazasında vefat ediyor. Ve Sungur abi diyor ki orada, kardeşim o kadar çok sevdiniz ki adamın sonunu getirdiniz. Çünkü bütün sevgi ve muhabbetler Allah'a gidecek. Biz herkesi Allah için seveceğiz. Allah için muhabbet edeceğiz. Ama siz bunu kendi hususiyetlerine göre, kendi özelliğinden dolayı severseniz ve ona şahıs olarak manayı ismiyle yönelirseniz Allah'ın gücüne gidiyor bu. Ortadan kaldırıyor demişti. Yani o kadar çok manayı ismiyle sevdiniz ki Allah'a giden sevgiye adeta perde oldu. Allah da o perdeyi kaldırdı. Şimdi ben buradan ne anlayacağım? Kardeşim benim gönlümde, kalbimde Allah sevgisinden başka hiçbir şey olmamalı. Yani ben şu abiyi çok seviyorum. Yani niçin seviyorsun? Allah için seviyorum. Ha o zaman makbul. Ama eğer Allah'a giden sevgini önüne geçiyorsanız, önüne birisi geçiyorsa bu makbul değil. Hani ayna ne yapacaktır? Güneşin aksini yansıtacaktır. Aksi takdirde ben güneşim dediği an o ayna maalesef görevini ifa etmiyor demektir. Bir yalancı, yalancı bir güneşçiktir. İçinde parlayan güneşi kendisi zannediyordur yani. Biz hayatımıza aldığımız her güzelliği Risale-i Nur'dan aldık. Ve bizde görülen her güzel ahlak Risale-i Nur'dan inikas ediyor. O zaman ben yapıyorum dediğiniz zaman Risale-i Nur'a haksızlık etmiş olursunuz. Risale-i Nur'dan gelen hasiyetleri şahsınıza mal ettiğiniz zaman aynalık vazifesi yapmaz, perdelik vazifesi yaparsınız. Karşıdaki sizden görüyordur onu, benden dediğiniz an ne yapmış olursunuz siz? Risale-i Nur'dan aldığınız hakikatleri kendinizdenmiş gibi gösterirsiniz. Yalancı durumuna düşersiniz yani. Siz kimsiniz ya? Risale-i Nur okumasaydınız, Risale-i Nur hakikatleriyle hemdem olmasaydınız bu faziletleri kazanabilir miydiniz? Böyle şuurlu bir cemaatin içinde olmasaydınız şuur sahibi olabilir miydiniz? Bütün bu özellikleri cemaatten aldığınıza göre, Risale-i Nur aldığınıza göre aldığınız kaynağı unutmamanız gerekiyor. Evet, çok önemli bir şey. Benle ortaya çıkmamak çok önemli. Ve Üstad Hazretleri de bunu çok veciz bir şekilde şöyle ifade ediyor. Elbette kanaatiniz gelmiş ki bu fakir kardeşiniz Ene ile meydana çıkmamış. Sizi Enes'ine hadim yapmıyor. Belki Enes'iz bir hadimi Kur'ani olarak kendini size göstermiş ve kendini beğenmemeyi ve Enes'ine taraftar olmamayı meslek iddiaz etmiş. Mesleğimizin en temel noktalarından biridir herhalde. Değil mi? Yani hizmetin en ince noktalarından biri şahsı manevide erimektir. Ve ben dememektir. Kendini hatta bir yerde de söylüyor, şu an aklıma geldi. Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum gibi bir ifadesi de var. Neler diyebiliriz Sabahattin Bey? Şimdi aklıma geldi bakın. Aklıma geldi. Üstad Hazretleri sabah namazında namaz kılındıktan, tesbihat yapıldıktan sonra sırayla ders okunuyor. Sayfalar mesela öyle ki kerahat vakti çıkana kadar Risale-i Nur okunuyor. İşte Zübeyir abi okuyor. Ondan sonra yanındaki hangi abi varsa Abdullah abi olsun, Sungur abi olsun okuyor. Bir yerde Üstad Hazretleri diyor ki dur kardeşim. Soruyor Zübeyir, bu okunan yerden sen ne anladın? Üstadım ben bunu anladım. Güzel. Efendim, Bayram sen ne anladın? Sungur sen ne anladın? Herkese tek tek soruyor. Tahir sen ne anladın? En sonunda diyor ki,
kardeşlerim, burayı ben de böyle anladım. Şimdi tabii abiler ona diyor ki, ya üstadım, tabii ki sen bizden daha güzel anlarsın. Biz senin talebeleriniz. Niye sen kendi anladığını bize anlatmıyorsun da herkese ne anladın, ne anladın, ne anladın diye soruyorsun. Arkasında da ben de böyle anladım diyorsun dediklerinde diyor ki, Allah herkese farklı isimlerde tecelli etmiş. Ben de Hakim ismi, Rahim ismi galiptir. Sen de Hakim ismi, ondan sonra Kerim ismi galiptir. Bir mesele, imani mesele okunduğunda isimlerin galibiyetine göre alınan feyizler de farklı olur. Biz burada herkes nasıl anladığını dinlemekle herkesin anladığını da anlamış oluyoruz. Biz mesela kendi penceremizden hikmete bakarız, şefkate bakarız ama Rezzak'a bakmayı belki akledemeyiz, şifaya bakmayı akledemeyiz gibi diyor yani. O halde cemaat şuuru olarak derste bile veriyor. Yani sizin tek başınıza anladığınız önemli değil. Herkes kendi kapasitesi kadar anlar. Ama ortak okursanız, cemaatleşirseniz, herkes anladığını ortaya koyarsa, herkes herkesin de anladığını öğrenirse ne oluyor? Daha böyle mükemmel bir inkişaf oluyor yani. O zaman ne yapmıyor? Birisi çıkıp da bakın benden başkası anlayamaz bunu. Ben okuyacağım, size anlatacağım deyip de bir şekillendirmeye ne yapamaz? Giremez. Kendine benzetemez hiç kimseyi. Yani en önemli şey de burada ders yapıyorum mantığıyla kendinize benzetmeyin milleti demektir. Efendim benden iyi kimse ders yapmaz. Ya sen ders yapmıyorsun kardeşim. Nur talebesi ders yapmaz. Nur talebesi ders okur. Risale-i Nur'u okur. Dinleyenler kendi kabiliyetlerine göre anlar. Ha, herkes anladığını söylediği zaman da orada mükemmel bir mana oluşur. İstifade fazlalaşır yani. Ama ben ders yapacağım. Hani dinleyeceksiniz diye bir şey ortaya girerse o zaman ne yapıyorsunuz siz? Karşıda bir kitle oluşturmaya gayret ediyorsunuz. Size hadim olan, size ne bileyim böyle tabasmus eden bir camia oluşturursunuz. İşte filan abi olmazsa olmaz. Filan abi çok mükemmeldir. Filan abiden iyi mi bileceksiniz? O zaman ne olacaktır? İstibdatlar ortaya çıkacaktır. Risale-i Nur'da bunları göremezsiniz. Biz hiç kimseye manayı ismiyle tabasmus etmeyiz. Manayı ismiyle sevmeyiz. Ben Cenk abimi niye seviyorum? Çünkü Cenk abi Allah için Risale-i Nur hizmetine girmiş. Allah rızasını gözetiyor, onun için Cenk'i seviyorum. Yoksa Cenk çok alimdir, Cenk boyu uzundur diye ben Cenk'i sevemem. Çok önemli bir nokta. Yani bu hatıra çok güzel oldu. Yani herkeste tecelli eden isimler farklı, ona göre anlıyor. Herkesi anlattırması da aslında bütün bu şahsı manevinin kazanımlarına ortak olmak noktası. Evet, önce ders yapmayız, ders okuruz. Bu okumada nefsimizedir değil mi? Yani üstadın en başta ben kendi nefsime hep bu hitapları var. Onlar aklına geldi sizi dinlerken. Hakikaten çok önemli. Ve bunun birinci sözden başlayalım. En fazla nefsime ihtiyaç duyuyorum. Belki 7-8 defa başla. Birinci söze girmeden nefsime hitap etmiştim, nefsime yazmıştım. Hep nefsini nazara vererek okuyor. Kim isterse beraber istifade etsin mealinde. Çok ifadeleri, çok davetleri var. Bu ifadeler de çok örtüşüyor. Hakikaten çok önemli. Allah razı olsun. Şimdi hani bunu okuyacaktım. Ben de sizin bir ders arkadaşınızım ifadesi Üstad Hazretleri tam şekilde oturdu. Allah razı olsun. Üstad Hazretleri de, buyurun, buyurun. Bir de şunu ekleyebiliriz. Mesela tabii. Sözler Mecmuası'nın arkasında Zübeyir abinin 1952 yılında Ankara Ziraat Fakültesi'nde vermiş olduğu bir konferans var. O konferansta Zübeyir abi diyor ki, Üstad bazen bir nur talebesine bir ders okuma lütfunda bulunduğunda diyor, bakın ders yapma demiyor, ders verme de demiyor. Bir ders okuma lütfunda bulunduğunda açıklama yapmaz. Kitaptan okur, sadece kelime manasını verir. Eğer bu mevzu başka bir kitapta varsa getirir onu okur diyor. Bize öyle örnek oldu diyor. Yani ders yapmanın en mükemmel tarzı olduğu gibi okumak. Ama okurken de tabii yani şivesi bozuk olanlar, kelimeyi yutanlar değil. Diksiyonu güzel olanlar ve oradaki manayı bozmadan okuyanlar önemlidir. Ne olur yeni gelen olur,
Ondan sonra unutan olur veya farkında olmayan olur. Kelime manası verilebilir. Sonra bu mevzu neden bahsediyor? Allah'a imandan bahsediyor. Peki bu sözlerde 22. söz. Mektubatta 24. mektupta da böyle bir mevzu var. Açıyor oradan okuyor. Aynı mesele orada farklı bir pencereden ele alınmış. Yani Risale-i Nur'da ders okuma tekniği de yine Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la açıklamak üzerine gidiyor. Ben bilgimle açıklayayım. Efendim işte orayı ben biliyorum, hafızım. Aynen söyleyeyim. Yani söylerken kendinden de kattığın zaman yine mana bozuluyor. Ben senin ilmini ne kadar derindir, ne kadar hafiftir diye kontrol etmeye gelmedim. Ben senin ilminden istifadeye gelmedim. Ben derse gelmeyip geldim Risale-i Nur'u dinlemeye ve ruhumla ne yapmaya? Onu hazmetmeye geldim. Sen onu bozmadan, hiçbir şey katmadan oku ki ben onu fıtratıma uygun olarak alabileyim. Sen bir yerden bir hikaye anlatırsın, bir yerden bir mesel getirirsen beni şekillendirmiş olursun. Beni kendine benzetmiş olursun. Beni taraftar yapmış olursun. Halbuki bu taraftarlık bize en büyük zararı veriyor. Niye sana taraf olayım ben? Niye? Çok ince bir çizgi olarak geliyor bana. Risale-i Nur'u olduğu gibi yansıtmamız gerekiyor. Olduğu gibi yansıtmak. Evet, çok önemli hakikaten. Biz tabii enaniyetin son vurgusunu öyle yapalım. Yani Üstad Hazretleri şöyle bir cümle yapıyor. Diyor ki, kardeşlerim enaniyetin işimizde en tehlikeli cihedi kıskançlıktır diyor. Bu kıskançlığın da tabii Üstad'ı da çok sayıda ehli ilim zamanında kıskanmış. En zirve noktada bir örnek veriyor. Az önce yaptığınız bu açıklamaları da teyit eden, onu okuyayım inşallah, yorumunuzu rica edeceğim. Bu dürüst-ü Kur'aniye'nin dairesi içinde olanlar, allame ve müştehitler de olsalar, yani en zirve noktada da olsalar, vazifeleri ulûm-u imaniye cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzir edilmişiz. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enaniyeti ilmiyeden aldığı bir his ile şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki Risale-i Nur eczaları Kur'an'ın tereşşuatıdır. Bizler taksimül amal kaidesiyle her birimiz bir vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Yani Risale-i Nur haricindeki her bir ekleme aslında soğuk bir muaraza, nakıs bir taklitçilik şeklinde özetliyorum. Neler diyebiliriz Sabahattin Bey? Şimdi bu okuduğunuz mevzu 5. desisere geçiyor. Bakın yazılış tarihi 1930'lu yıllarda ve o zaman Üstad Hazretleri'nin etrafında çok böyle kendini öne atanlar da yok. Ama şimdi tarihi seyre baktığımızda çok seneler sonra şahıs olarak değil, plan olarak, ondan sonra kuvvet olarak Risale-i Nur'u bozmak isteyenler, Risale-i Nur hizmetinin seyrini değiştirmek isteyenler, Risale-i Nur hizmetinin inkişafına perde çekmek isteyenler bu desiselerle üzerimize gelmişlerdir. Mesela filan çok güzel ders yapıyor. Hadi onun dersine gidelim. Allah Allah, Risale-i Nur'da böyle bir şey yok. Ama yok da milletin geleneğinde de karizmatik şahıslara özenmek var. Üstad Hazretleri ta baştan bunu yolunu kesiyor. Bir kere iman vazifesinde ne diyordu orada? Bu dürüst-ü Kur'aniye'nin dairesi içinde olanlar, evet, İzah ve şerh dışında bir şey yazarlarsa soğuk bir muaraza. Bir muaraza, evet. Ve ne meselesinde tavsiye edilmiş? Nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer onlara diyor. Evet, çok emarelerle anlamışız ki bu ulûm-u imaniyedeki fetva vazifesiyle tavsiye edilmişiz. Şimdi bu ulûm-u imaniyedeki fetvayı sadece Risale-i Nur verebilir. İman hakikatlerindeki izahlar sadece Risale-i Nur'da var. Filan alim kendi ilmiyle bunu izah edemez. Filan alim kendi ilmiyle bunu ortaya koyamaz. Şimdi mesela diyor ki filan hoca çok büyük. Ya kardeşim, bunun anlamı yok. Bana hacı hoca lazım değil.
bana Risale-i Nur'u olduğu gibi aktaracaklar lazım. Beni Risale-i Nur'la baş başa getirip oraya ilgimi artıracak hareketler lazım. Biz niye ders yapıyoruz? Toplanıp niye ders okuyoruz? İlgi alaka çekilsin diye, şevk ve gayretle okunsun diye. Yoksa ders yapalım, nurculuk yapalım. Nurculukta ders yaparak nurculuk yapmak diye bir şey yok. Ama ders yaparak muhabbeti geliştirmek, muhabbetten sonra Risale-i Nur'u okuma heyecanı vermek, herkesin şahsi okumasını temin etmek ve herkes Risale-i Hadim olmaktır bizim gayemiz. Mesela öyle bir şey ki şerh ve izah haricinde bir şey yazsa diyor. Bir mesele var. İki satır aldınız, parantez açıp orada anladığınızı ben böyle anlıyorum diye şerh edebilirsiniz. Üstad buna izin vermiş. Ama orayı tutup da bir kelimesini değiştirmek, tahrif etmek, ondan sonra sadeleştirmek gibi bir entrikaya bulaşmak nurculuk değildir. Bak entrika diyor. Çünkü Üstad Hazretleri'nin izin vermediği bir meseleyi getiriyorsunuz ortaya. Şerh ve izahın dışında hiçbir şey yapamazsınız diyen bir üstadın eserlerini alacaksınız. Bir tarafını beğenmemiş gibi, bir tarafını düzeltiyormuş gibi hareket edeceksiniz. Siz kimsiniz de bunu yapıyorsunuz Allah aşkına? Kimsiniz ya? Bakın kendinizi nereye koyuyorsunuz? Orada üstad buna seneler önce, ta 1930'lu yıllarda set çekmiş. Bu ulum-i imaniye vazifesiyle tavzif edilmişiz diyor. Bizden başkası, Risale-i'den başkası iman ilminde ne yapamaz? İzah edemez. Ben daha güzel izah ediyorum. Git babana et. Risale-i Nur'un meselesini en güzel şekilde izah etmiştir. Sen o izahı beğenmiyor tarzda bir hizmet koyarsanız nakıs bir taklitçilik ve soğuk bir muarızı olur. Ama ne yaparsınız? Anladığınızı yazarsınız. Belki sizin anladığınızı okuyarak feyiz alanlar, istifade edenler olabilir. Bunun yolunu kapatmamış. Şerh etmek, izah etmek mümkün. Ama değiştirmek, tahrif etmek o en büyük vebaldir. Risale'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Ve bunu ancak ahirette hesabını verebilir. Allah korusun. İşte bu tahrif edilen yerlerde biz böyle bakıyoruz. Sen kimsin de Risale-i Nur'un bir metodunu alıp değiştirmeyi, bir metodunu şöyle daha güzel olur diye cesaret ediyorsun ya? Bu ifadelere rağmen kimsin sen? Demek ki burada iyi niyet yok. Orada o şeye, şarta ihanet var. Üstad Hazretleri şer-i izahının dışında hiçbir şey kabul etmiyor. Sen şer-i izah edeceğin yerde tutup değiştiriyorsun. Bu ihanettir. Allah korusun yani. Evet, Allah korusun. Dayanışmamız lazım. Kardeş olmamız lazım. Üstad Hazretleri de burada da uhuvvet, kerane tesanüt etmek ve kardeşleri tenkit etmemek başlığı altında çok örnekler var İhlas Risalesi'nde de. Bu dayanışma, kardeşlik böyle matematiksel olarak da anlayamayacağımız belki dıştan, 3 eliften bahsediyor. Bir dayanışma olduğunu, bir ihlas olduğunu 111 kuvvet alıyor. 4 kere 4'ün 16 ettiğini biliriz ama ihlaslı bir şekilde, dayanışmalı bir şekilde olduğuna 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğunu, pek çok vukuatı tarihini şehadet ettiğini ifade ediyor. Ve sürekli bize aslında aynı vücudun parçaları, azaları olarak tanımlıyor. Burada mesela fabrikanın çarkları diyor. Çarklar yani. Omuz omuza vermekten bahsediyor ve sonuç itibariyle verdiği tüm misaller aslında bir şahsı maneviye yöneltmek ve birinin birinden farkı olmadığını ifade etmek. Eğer bu sırrı anlarsak, 3 kişi bile olsak, o 3 kişi artık 3 kişi değil, 111 kişi gibi bir şey var. Acaba bu dayanışmada, bu kardeşlikteki bu acip sırrı nasıl izah edebiliriz, nasıl yorumlayabiliriz? Ya bu yorumlanamaz. Yani benim hafızalama sığmaz bunun izahı. Ama bir misal olarak rahmetli Bayram abiden dinlemiştik. Bir gün diyor, bulaşık yıkıyorum. Biraz sonra da çamaşır yıkayacağım. Bulaşık yıkarken aklıma geldi. Ya Zübeyir abi gidiyor konferans veriyor. Bakanlara mektup götürüyor. Milletvekillerine ulaşıp hizmet anlatıyor. Sanül basıyor. Bense burada bulaşık yıkıyorum ya. Onun hizmetinin yanında benim hizmetim bir şey değil ki diyor. İçinden geçiyor Bayram abi. Tabii bulaşıklıkta bulaşık yıkıyor. Arkada üstad geldiğini fark etmiyor. Ve sadece içinden geçiriyor. Bunu sesli de söylemiyor. Üstad Hazretleri keçeli. Bir bakıyor. Üstad. Bak öyle düşünme kardeşim. Şayet sen burada bu bulaşığı yıkamasan Zübeyir gelip bu bulaşığı yıkamak zorunda kalır.
ve o konferansı veremez. Şimdi buradan ne çıkıyor? Sen bulaşık yıkayacaksın. O konferans verecek. Öbürü bir başka vazifeyi yapacak. Taksimül amel kaidesiyle bir fabrikanın çarkları olarak biri bulaşıklıkta dönecek, biri konferansta dönecek, biri yazmada dönecek, biri tasihte dönecek, biri ulaşımda dönecek, biri tebliğatta dönecek derken ne oluyor? Fabrika çalışınca fabrikanın gayesi olan üretim ortaya çıkıyor. Her şeyi bir adam yapsın. Hem bulaşık yıkayıp, hem konferans verip, hem bilmem ne yapamazsınız. Bir adam her şeyi yapamadığı gibi her şey yapılmadan da hizmet olmuyor. O zaman ne yapıyoruz biz burada? Fabrikanın çarkları oluyoruz. Hangimizin fıtratı hangi vazifeye uygunsa görev bölümü yaparak, birbirimizi kıskanmayarak ve birbirimize dua ederek büyük bir istihsal, büyük bir üretim ortaya çıkarıyoruz. Ben böyle anlıyorum yani. Şimdi fabrikanın çarkları kendi yerinde dönerse fabrikanın gayesi ortaya çıkar. O çark benden niye büyük? Niye ben o çark kadar hızlı dönmüyorum dediğiniz an fabrika sahibinin işine karışmış olursunuz. Burada tamamen kısmetinize razı olacaksınız. Kabiliyetiniz ölçüsünde hizmet üstleneceksiniz. Bir başkasını kıskanmayacaksınız ve bir başkasını da hakir görmeyeceksiniz. İcabında imamlık şerefini kardeşinize vererek onun gönlündeki yerinizi koruyacaksınız. Bakın şimdi nereden nereye atlıyoruz ama bir hizmetin ya da bir cemaatin gönlünde olmayan kapısında duramaz. Gönle girmek en büyük esastır. Gönle girmek için de ne yapmak lazım? Hüve hüvesine düstura uymak lazım. Kendini beğenmiş dediğiniz an onu gönlünüze alamazsınız. Bak bilmişlik taslıyor dediği an o gönle giremez. Ne yapıyor bu kardeşimiz? Risale'de ne yazıyorsa onu yapıyor. Herkes öyle yaptığı zaman ne olur? Kardeşlik esas olur. Görev bölümü esas olur. Mesela bir yerde düstur diyor ki mesailerin tanzimine. Ne olur? Sadece tanzim edilir. Belki de nöbetleşe yapılır ama her şey yapılmış olur. Ben yapayım dediğiniz an rekabet çıkar ortaya. Kıskançlık çıkar ortaya. Niye kıskanıyorsun? Yani mühim olan bunun yapılması. İster sen yap, ister Cenk yapsın. Ama şimdi hangisi yaparsa yapsını da bir tanzim edin de mesela okunacaksa düzgün okuyan okusun. Tebliğ edilecekse düzgün konuşan tebliğ etsin. Ha sen onun noksanını görürsen İhtiyaç olduğu yerde yardım et. Ama yok sen yapamıyorsun bunu dur ben yapayım deyip de orada bir kargaşaya sebep olma. Gibi anlıyorum ben bunu yani. Çok ince bir nokta. Yani dediğiniz yerden devam edelim inşallah. Yani bir şeyler yapılacak. Taksim-ül amal gibi. Biri demir getirecek, biri ocak yandıracak, biri sivriltecek ucu. Ama ortada bir iğne çıkacak en sonunda. Bir iş bölümü kesinlikle bir sistem olması gerekiyor. Ve bu noktada da benim işim daha zor, benim işim daha iyi, ben daha fazla vazife yapıyorum gibi bir başkasını da tenkit etmemek sanıyorum en ince noktalardan biri. Üstadımız da şu şekilde uyarıyor bizleri. Sakın birbirinizi tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iktidar ediyorum? O meziyetlerden ben mahrum kaldıkça siz de bulunduğumdan memnun oluyorum. Kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Yani tenkit etmek değil, başkasında bir güzellik varsa hitap et, bendeymiş gibi iftihar etmek herhalde o kardeşliği de tesis edecektir diye düşünebilir miyiz? Bakın şimdi orada iğne örneği çok ehemmiyetli. Ya biz bir ticari şirket değiliz. Yani 3 iğne yerine 300 iğne düşmüş. Daha çok kazanacağız diye bir manayı anlamıyorum ben oradan. Ama işi suhuletle götürmek. Mesela biri ocak yandırıp diyor değil mi? Biri demiri ocağa sokak, biri ucunu sivriltir, biri delik açar diyor. Şimdi ben güzel delik açıyorum. Neden? Meleke sahibi oldum çünkü. Kardeşim ama ben mutlaka illa delik açmalıyım orada ya. Bir tanesi diyor ki ben ocağa sokuyorum. Oradan diyor ki sen iyi sokamıyorsun ocağa. Bak böyle sok diye müdahale ediyor. Ya muhterem kardeşim sen ona müdahale ettiğin sürece o ocağa sokma işinde maharetli olamaz. Görev bölümü yaptıysanız bugün ilik açarken eli titrer ama yarın maharetli olur. Tak 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 ilik açar.
Mühim olan orada meleke sahibi olabilmek. O göreve müdahale etmeden o görev kime verildiyse ona yardımcı olup onun en güzel şekilde yapmasını hem dua ederek hem de sağlayarak gitmek lazım. Ben senden iyi yaparım duygusu işte burada bizi kilitleyen en kötü duygudur. Görev bölümü yaptınız. Sana kapıcılık düştü. O kapıyı terk etmeyeceksin. O öbür taraf misafirlere hoş geldin diyor. Ya kardeşim bak. Eğer o görev sana verilseydi sen onu yapacaktın. Hangi görev sana verildiyse o görevi en mükemmel yapmaya çalış. Orada meleke sahibi ol. Çünkü neden? Bir fabrikanın üretiminde senin işin sadece o kapıyı tutmaktır. Hani ne diyor Üstad Özel'den? Amali ukreviyede inkisam olmaz. Mesela biri gazya getirir, biri fitil getirir, biri cam getirir, biri işçe getirir, bir lambayı yakarlar. Herkesin duvarında bir ayna varsa, herkesin aynasına parçalanmadan bir ayna lamba girer. Ha şimdi sen fitil getirdin, fitil kadar, sen şişe getirdin, şişe kadar kazan yok. Manevi hizmetlerin bütün sevabı orada çalışanların her birisine parçalanmadan giriyor. Şimdi ben iyi ki kapıda durdum ha. Hiçbir şey yapmadım bak kapıda durdum. Öbürü şekilden şekile girdi, misafiri ağırladı, şekilden şekile geldi, başka şey yaptı. Ama kazanılan bütün sevap bana geldi. En rahat benim görevimdi sadece kapıda durdum. Böyle baktığınız zaman kıskanmazsınız. Böyle yaptığınız zaman hasetlik girmez. Böyle yaptığınız zaman kapıyı iyi tutarsınız. Son soruya geçelim inşallah. Söyleşide en baştan şunu söyleyeyim. Hiç bu kadar ihlas risalesine atıp yapacağımızı planlamamıştık. Gayri ihtiyari olarak sürekli ihlas risalesiyle ilgili örnekler geliyor. Şimdi burada da ihlas risalesiyle alakalı Üstad Hazretleri'nin bir tespiti var. İnsanın olduğu yerde sorunlar olacak. Yani gerginlikler, fırtına, ailemizde de sorunlar yaşıyoruz. Elbette ki büyük bir aile olan cemaatte de sorunlar yaşıyoruz. Üstad Hazretleri'nin bu sorunların kaynağıyla alakalı ve bundan sonra yapılacaklarla alakalı çok önemli cümleleri var. Bunu okuyup küçük bir paragraf yorumunuzu rica edeceğim Sebahattin Bey. Biz birbirimizden ayrılmak zamanı yakın olması cihetiyle sıkıntıdan neşet eden gerginlikler ve kusurlar yüzünden İhlas Risalesi'nin düsturları muhafaza edilmediğinden siz birbirinizle tamam helalleşmek lazımdır ve zaruridir. Siz birbirinize en fedakar nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder. Ben burada hilaf-ı memul ihtilafatınızı ve enaniyetinizi nefs-i emmariye vermiyorum ve Risale-i Nur şakirtlerine yakıştıramıyorum. Belki nefs-i emmaresini terk eden, evliyalarda dahi bulunan bir nevi muvakkat enaniyet telakki ediyorum. Siz benim bu hüsnü zannımı inat ile kırmayınız, barışınız. Neler söylemek istersiniz Sabahattin Bey? Buyurunuz. Ya ben bir şey söylemekten ziyade gördüğümü aktarayım. Evet. Şimdi elbette ki insan hatadan hali olamaz üstadımızın dediği gibi. Elbette duygularımıza yer yer esir düştüğümüz olacaktır ama mesela ben 25 yaşında Mustafa Gül abinin evine gittiğimde Mustafa Gül abi Sav'da Üstad Hazretlerinin talebesi ve Risale-i Nur'u en çok yazan abilerden birisi. O 70 yaşlarındaydı. Ben 25 yaşındayım, o 70 yaşındaydı. Gittiğimiz zaman mesela ailecekte görüşürdük. Ta havlu kapısında karşılar, muhabbette kucaklar, uğurlarken de havlu kapısına kadar arkamdan gelirdi. Ya ben 25 yaşındayım, o 70 yaşında ya. Yani adeta Risale-i Nur talebesisiniz ya, ya da Risale-i gönül vermişsiniz ya, sizi yere koymak istemiyor. Öyle kucaklıyor, öyle size şeyli davranıyor ki siz ısınıyorsunuz. Yani elim öpmeye gelmiş gibi bakmıyor. Mesela ben bunu Ali San abide de gördüm. Tahir abide de gördük. Yani biz de öyle yapmalıyız. Bu Risale-i Nur'a gönül vermiş. Allah buna iman hizmeti yapmayı lütfetmiş. Allah'ın seçtiği birisine ben nasıl hürmet etmem lazım? Allah'ın emaneti gibi itina ile onu kucaklamam lazım diye bakıyor. Yani şimdi karşınızda bakın kim var? Evliyadan üstün makama çıkmış nur talebeleri var. İttihat ve tesanütü gözetlenenler veliden fazla makam alıyor diyor. O zaman benim muhataplarım veliden fazla
makam alanlar. Ben bu abilere, bu arkadaşlara, bu kardeşlere, bunların yaşı hiç önemli değil. Nasıl muamele etmem lazım, nasıl hürmet etmem lazım, nasıl kucaklamam lazım demem gerekiyor. Yoksa ha filan beni ziyarete gelmiş işte, elim öper istifade eder gibi bakamayız. Ya sen de kim oluyorsun? Bakamayız. Öyle baktığımız an biz mahvolduk demektir. Bir kere küçük olsun büyük olsun. Cenab-ı Hak seçmiş bunu. İman hizmeti yaptırmayı, değil mi? Lütfetmiş. İman hizmeti için yüreğe çarpan bir kardeşimizle karşı karşıyayım ben. Bunu kucaklamayacağım da ne yapacağım? Buna hürmet etmeyeceğim de ne yapacağım? Bunun yaşı önemli değil. Allah buna bu nimeti vermiş. Ben o nimet yüzünden bunu seviyorum. Allah için seviyorum dediğiniz zaman bakın hiç rekabette girmiyor. Enaniyette girmiyor. Hasetlikte girmiyor. Ama onun ötesinde bir duygu olduğu zaman da helallaşacaksın kardeşim. Çünkü bu senin hizmetin değildi. Ama bozabilirsin. Bozdun da nihayetinde. Yapmak için çok şey lazım. Bozmak için bir tek şey lazım. Görevini yapma bozarsın. Ama herkes görevini yapmadan hizmet olmuyor. Şimdi herkes görevini yaparken sen yapmayıp da orayı bozduğun zaman helallaşmazsan nerede ödeyeceksin? Titremek lazım. O kardeş orada çalıştı, bu kardeş burada çalıştı. Hepimiz bir şekilde görev aldık, çalıştık. Ama ben ne yaptım? Bir duyguma esir olup intizamı bozdum. Helallik istemem lazım. O beni affeder zaten. Çok enteresan bir çizgi var orada. Bir kere benim karşımda Allah için yüreği çarpan, hizmet için sevdalanan kim olursa olsun kardeşlerim var. Ben bunları yere koymam. Bunun yaşına bakmam. İlimi lazım değil zaten. Size ilim lazım değil ki kardeşim. İlim Risale-i Nur'da. Hakikat Risale-i Nur'da. Siz Risale-i Nur'a nazarları çevirin yeter. Bu Risale'i çevirmek de kendinizi satmak değil. Hemen kaynağı göstermek. Yani bunun gibi anlıyorum ben. Allah razı olsun. Hakikaten önemli açılımlar oldu. Çok istifadeye de medar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Sabahattin Bey. Katıldığınız için. Ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam inşallah.